Hazine varmış. Evet, varmış bir aralar. Hala merhaba varmış arkadaşlar. Bugün Çorum'un Kırkdilim Dağları mıydı burası? Sanırım. Evet, şu karşıda bakın. Gördüğünüz yerde bir kapı var. Ne bu kapısı? Dağda yapılan bir kapı. Deniliyor ki Ali Baba'nın hazineleri bu dağdaymış. Evet, Ali Baba ve Kırk Haramileri evet zamanında hani şu laflar dönen, açıl susam açıl denildiğinde içeriden mi açılan kapı, özel güçler tarafından mı açılan bir kapısı varmış ya, tüm evet yağmaladıkları hazineleri, hı-hı, koydukları. Kırk Haramileri. Orası burasıymış. Galip, evet. Söylediklerine göre bu Kırk Dilim'in bu kapısını da Ali Baba öldükten sonra hiç kimse açamamış. Ali Baba'nın hazinesi hala buranın içindeymiş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oraya çıkmak bayağı bir zor. Normal şartlarda çıkılmaz. Ancak ayaklarla ya da atlarla herhalde çıkılabilir o şekilde denildi. Ama yıllar geçmiş üzerinden. Evet. İlla ki o zaman yol varmıştır. Şu anki güne göre tarif edeyim bakın. Şuradan şöyle kaptırdığın zaman oraya gitmek toplam 45 dakika alıyormuş. Evet, bu gördüğünüz mesafeden. Evet. Gördüğünüz gibi şuna bakarsanız o şöylece dağlar yeşillik. Yanına mı söylüyorlarmış bu açıl susamı? Denildiğine göre öyle. Nedenli kapının gerçek. Geldiği zaman ama nedenli doğru bilmiyoruz. Bilmezmiş bunu. Şöyleymiş, Ali Baba ve Kırk Haramileri derken Kırk Haramileri Ali Baba yollarmış. Evet. Ali Baba tek yaklaşır, özel kelimeyi söylermiş. Sonradan anlaşılmış. Hani sonradan öğrenilmiş bu açıl susam açıl olduğu. Ali Baba Kırk Haramilerini yollar. Kimse duymadan yaklaşır, açıl susam açıl dermiş kapıya, kapısı açılırmış. O kapı buymuş ama. Yani şöyle bir şey vardır büyük ihtimalle, hani o dönemde sözel olarak açan değil de o bir şifre gibi düşünün. Açıl susam açıl diye içeride birini bırakıp da içerideki kişi açıyor olabilir. Ama şöyle bakıldığı zaman orada bir yani varmış böyle yani bir kocaman kapı nasıl açılır bilmiyorum. Yani bizim arkadaşlar. Kaya varmış, kaya nasıl açılır? O sanırım. Anne sana şöyle söyleyeyim. Farklı. Bunu hiçbir insan gücü atamaz. Bence de öyle. Atsa da kaldıramaz. Sence ne kadar? Öyle deniyor arkadaşlar. Belki de sadece temsili olarak yapıldı ama o kapının bu dağlarda olduğu söyleniyor. Hakiki kapının. Belki bu, belki de değil. Ama bir de şöyle bir şey var. Hani arkaya baktığın zaman bir gerçekten bir mağara gibi. Evet, aynen. O peki konuda çok haklısın. Ne kadar derindir? Kırk Haramilerin sığdığına göre bayağı bir derin olması lazım. Ve şöyle bir güzellik var ki bizim Türk insanı biraz şey olduğu için kapıya sprey boyayla yazılar yazmış. Evet, oraya gidenler kendilerini geldiklerini belli etmek için kapıya da yazılar yazmışlar. Hayır. Vallahi tarihe. Kızım merdiveni attı. Evet, o konuda haklısın. Tarihi eserlere, tarihi değeri olan hiçbir şeye zarar verilmez. Yani her şeyin kıymetini bilmek lazım. Kapıyı aynen fark ettin mi? Önünde küçük basamak duruyor. Evet, merdivenleri var önünde. Kesinlikle arkadaşlar görebilirseniz ekrandan. Merdivenleri var. Çok güzel. Buralar tüm dağlık. Versene bir. Hı hı, vereyim. Şimdi kapı bu arkadaşlar. Bakın. Evet evet. Nurettin size daha yardım ediyor. Gördünüz mü? Evet. Kapı bu. Dağ bu. Arkası yeşillik falan ama kapının derinliğine bakın. Ben gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. Bakın şimdi. Şöyle çekil önümden. Bakın kapısının içerisine bakın arkadaşlar. Bir sürü şey var. Böyle geriye doğru kaya var. Delik var. O niçin? Oraya el sokuluyormuş açılmadığı zaman. Hı-hı. Ali Baba'nın eli tanınıyormuş. Ama Ali Baba öldükten sonra kilitli kalmış işte kapı. Kimse açamamış. Evet. İşte bu arkadaşlar. Aynen, ve biz de sizin için gezdiğimiz yerleri tanıtmak istedik. Aşağısı da böyle arkadaşlar, birazcık uçurum tarzı bir şey. Evet, buradan insek yaklaşık bir saat zamanımızı alır. Yakın gibi gözükse de. Evet. Maalesef o zaman da şu an için yok. Abim yani amcamla onunla sorduğumda 45 dakika sırf şu kapıya gidişmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve daha onun yanına varması. Evet bakın. Aslında yakından görmeyi çok isterdim yani. Bakın size de nasıl tarif edeyim, şu tam şu parmağımın ucu olacağı yer şimdi merdivenler var. Kapının önünde merdivenler var. Evet. Ya varmış tahminimizce. Şu an çok merak ettim. İçinde acaba bir hazine var mı? Evet, hazine var deniliyor. Ama her zaman bir şeyler denilir. Var mı yok mu orasını bilemeyeceğiz. Keşke kapı açık olsaydı. Ya benim tahminimce zarar vermeden devlet içerideki hazineye ulaşabildiyse. Yani eğer varsa eğer denildiği gibi doğruysa ya da bir basit bir efsaneden birilerinin deyiminden oluşmuyorsa bir şekilde. Ama yani bu
Kapı burada açtı. Büyük ihtimalle gerçek değil mi o hikaye? Bilemeyeceğim artık. Arkadaşlar biz duyduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla size aktarmaya çalıştık. Evet. Bilenler, bizi izleyenler, burayı bilenler biliyordur gerçekleri. Bilmeyenler ise yeni bir hikaye. Aynı biz. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın.